Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Yeni gelen katilimiz gördüğünüz gibi Pinhead. Şöyle suratını da yavaşça çevirelim. Gayet ürkünç ve soğukkanlı bir katil. Tipi biraz PES'teki böyle default kel futbolcular olur ya, ona benziyor. Ama böyle soğukkanlı katiller daha korkunç oluyor gerçekten. Suratında hiçbir ifade, hiçbir duygu yok çünkü. Videoyu durdurup şuradan katilimizin minik hikayesini de okuyabilirsiniz. Hızı 4.6 olan bir katil. Şimdi arkadaşlar, katilimiz hakkında birkaç bilgi vereyim. Kendisi ilk olarak 1986 yılında bir romanda kullanıldı. Ardından 1987 yılında ise Hellraiser adında bir filmde karşımıza çıktı. Aynı zamanda film serisi var, yani tek bir film değil. En son filmi 2018'de çıktı diye hatırlıyorum. Ben de izlemedim. Fakat DBD'ye geldikten sonra izlemeyi düşünüyorum. Kısacası güzel, ünlü, dünyaca tanınan bir katil. Şimdi gelelim perklerine. İlk perkümüz çıkmaz. Herhangi bir jeneratör tamir edildikten sonra kalan jeneratörler arasından en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör 20 saniyeliğine engelleniyor. Yani bir jeneratör bitiriyorsunuz. İkinci jeneratör de %90'da. İlk jeneratör bittikten sonra ikinci jeneratör 20 saniyeliğine engelleniyor. Sanırım Gen Rush'ı engellemek için yapılmış bir perk. Sıradaki perkümüz Efsun oyuncak. Yani yanan bir totem olacak bu Efsun perkü. Bir kurbanı ilk kez kancaya astığınızda, bu sanırım sadece ilk kurban için geçerli, onu tam bilmiyorum. O astığınız kurban lanetli hale geliyor ve perkünüz aktifleşiyor. Bu lanetli kurban Efsunlu totemi kırana kadar bir haber durum etkisi altında kalıyor. Yani katilin sesini duyamıyor. Bu da o kurbanı çok zorlayacaktır eminim. Fakat kurban için şöyle bir tarafı var. Yanan totemin 24 metre yakınındayken totem o lanetli kurbana gözüküyor. Sadece ona gözüküyor, diğer kurbanlara değil. Ve o totemi kırarsa lanetinden kurtulmuş oluyor. Son perkümüzde ceza kancası acı armağanı. Maçın hemen başında 4 taneye kadar, dediğine göre 2 veya 3 tane de olabiliyor sanırım. Rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Ve bu kancaların haresini beyaz bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bu ceza kancasına astığınız kurban kancadan kurtarıldıktan sonra tamamen iyileşene kadar kan kaybı ve ağır yaralı durum etkisi altında kalıyor. Yani hem iyileşmesi daha uzun sürüyor hem de normale göre daha sık kan bırakıyor. Böylece onun izini daha rahat takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kurban ilk kez iyileştiğinde tekrar yaralanana kadar iyileştirme ve tamir eylemlerinde %7 ceza alıyor. Yani bu eylemleri yapma hızı yavaşlıyor. Şimdi gelelim katilimizin oynanış kısmına. Evet gençler, giriş animasyonunu gördünüz. Elinde bir kutu vardı. Acaba bu ne? Birazdan hepsine geleceğiz, merak etmeyin. Şimdi oyunda ilk defa oynuyorum, inceliyorum katili. Fakat sizlerin karşısına cahil olarak çıkmamak için True'dan ve Otsarva'dan birkaç maç izledim. Ve killer'ı anladım diyebilirim. Biraz karışık bir killer. Eğer yanlış veya eksik anlatırsam bir şeyi lütfen yorumlarda düzeltmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar, katilimizin özelliği şu. Sağ tıka basılı tutarak zincirimizi fırlatacağımız bir nokta seçiyoruz. Şu şekil, gördüğünüz gibi. Fırlatacağınız yeri seçiyorsunuz. Şu kadar, maksimum gideceği yer şu kadar. Ardından sağ tıkı bıraktıktan sonra buraya gitmiş oluyorsunuz. Şimdi burada iki şey yapabilirsiniz. Bir, CTRL'ye basıp iptal edebilirsiniz. Yani olduğunuz konuma geri dönebilirsiniz. Şimdi tekrar ışınlandım. Bu arada gördüğünüz gibi katil hala orada duruyor. Dediğim gibi zincirini fırlatıyor. İkinci seçeneğimiz de şu, yani özelliği. Sol tıka basılı tutarak zincirle atak yapabiliyorsunuz. Şu şekil. Maksimum gittiği mesafe bu. Bir yere çarptım falan sanmayın. Yani öyle sınırsız olarak süremiyorsunuz. Bu zinciri tutturduğunuzda ise şöyle bir şey oluyor. Şimdi zinciri tutturacağım ve o kişiyi hapsetmiş olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincirle boğazından, elinden, sırtından bağladım. Ve hareket etmesini engelledim. Ardından gidip düz sol tıkla vurabilirim. Düz sol tıkı bu arada. O kişinin oradan kurtulması için bir bar doldurması gerekiyor. Şimdi şunu anladım. Solda gördüğünüz gibi kurbanların yanında bir bar doluyor. Aynı Freddy'de olduğu gibi rüya barı olarak düşünebilirsiniz. Bu bar dolduysa eğer haritada benim zincir atmama gerek kalmadan otomatik olarak portallar çıkıyor ve kurbanlara zincir fırlatıyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan zincirler fırlatıp onları çekebiliyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Ve barları dolduktan sonra otomatik olarak portallar çıkıp kurbanları zincirle tutmaya başlıyor ve çok sık çıkmaya başlıyor. Yani bu barın amacı o. Yanınızdaki bar dolduysa
anlayın ki otomatik olarak zincirler çıkıp sizi yakalayacak demektir. Peki bu bardan nasıl kurtuluruz? Kurbanların barlarını sıfırlamak için haritada gördüğünüz şu kutuyu bulmaları gerekiyor arkadaşlar. Bu kutuyu bulup ellerini aldıktan sonra kutuyu çözmeleri gerekiyor. Hani bir sihirli kutu gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu kutuyu çözdükten sonra barları sıfırlanıyor ve otomatik olarak zincirler onlara saldırmıyor. Fakat belli bir süre geçtikten sonra soldaki barları tekrardan dolmaya başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi kurban kutuyu aldı ve kutuyu çözmeye başlayacak zincir izin verirse. Kutuyu çözmeye başlarken kurbanı bu şekil görebiliyorsunuz. Onu birazdan daha net anlatacağım. Kutuyu çözdü ve gördüğünüz gibi solda barları sıfırlandı arkadaşlar. Artık otomatik olarak saldıran zincirler yok. Gördüğünüz gibi benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan biraz süre geçti ve otomatik olarak soldaki barları tekrardan dolmaya başladı. Yani oyun o kutuyu bulup çözmek için survivor'ları teşvik ediyor. Şimdi gençler az önceki olaya gelelim. Kurbanlar kutuyu çözerken onların haresini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kurbanın nerede olduğunu oyun size şu şekilde gösteriyor. Ve kutuyu çözerken kurbanın yanına ışınlanabiliyorsunuz. Şu şekil. Karakterimizle konuşuyor bu arada. Gördüğünüz gibi o çözen kurbanın yanına ışınlanıyorsunuz. Tam dibine atmıyor sizi. O kadar güçlü değil. Fakat birkaç metre yakınına sizi atıyor. Hem yerini görüyorsunuz hem yanına ışınlanabiliyorsunuz yani. Şimdi gençler gelelim kutuyla ilgili bir diğer olaya. Kutuyu sadece kurbanlar değil, katil de alabiliyor. Peki katil aldığı zaman ne oluyor? Şu şekil kutuyu gördüğünüz gibi aldım, çalıştırdım ve kurbanların haresini bu şekilde görebiliyorum. Katil aldığı zaman da bu işe yarıyor. Size tüm kurbanların haresini birkaç saniyeliğine gösteriyor. Yani bu kutu hem katil hem kurbanlar için çok önemli diyebiliriz. Resmen burada bir Survivor ödül yarışı dönecek. Gençler bu arada şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi elinde fener var kurbanın. Fakat zincir tuttuğu zaman feneri kullanamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Muhtemelen medkit ve toolbox için de geçerlidir bu. Tam bilmiyorum onları. Ama feneri kullanmasını engelliyor gördüğünüz gibi. Denedik yani. Popodan sallamıyoruz. Ve bu zincirler varken palet devirip volt atabiliyorsunuz. Gidişleri biraz The Walking Dead sezon finali gibi ama. Gördüğünüz gibi zincir varken palet devirip volt atabiliyorlar. Şimdi gelelim katilin palet kırma animasyonuna. Katilin olayı zincirlerle olduğu için eminim ki palet kırarken de zincirlerle ilgili bir şey yapmışlardır. Hemen gittim ve tabii ki de zincirlerini kullanarak paleti kırdı. Katilin sırtını alma animasyonu da şu şekilde arkadaşlar. Yine zincirlerini kullanarak şöyle zincirlerini sırtına saplayıp sonra kaldırıyor. Ve evet gençler, yemin ediyorum en merak ettiğim morallerden birisi olabilir. Yine tabii ki zincirlerle alakalıdır diye tahmin ediyorum. Karşınızda Peanut Morris'i. Vay 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 vay. Kesinlikle en iyi morallerden birisi. Çok özenmişler. Pinhead'i çok iyi yansıtıyor. Müthiş diyebilirim. Siz de yorumlarınızı lütfen belirtin Mori ile ilgili. Evet gençler, şimdi Survivor kısmına geçtik. Ve katile dışarıdan bakacağız. İlk önce Chase müziğini dinletelim. Şu şekil ürkünç bir Chase müziği var. Şimdi özelliğinin şuraya attığını gördük bu arada katilin. Fakat kendisi hala burada duruyor. Şimdi zincirleneceğim. Ona bakalım bir de. Özelliğini bana tutturdu ve gördüğünüz gibi hareket edebiliyorsunuz. Fakat çok yavaş. Dolayısıyla zincirlerden kurtulmanız lazım. Onu da şu şekilde sol tıka basıp tutarak yapıyorsunuz. Ve her bir dolduruşunuzda bir tane zincirden kurtulmuş oluyorsunuz. Şu şekil hızlı dolduruyorsunuz evet. Ama yaklaşık 2-3 saniye kaybettiriyor size diyebilirim. Şimdi soldaki barımız doldu. Ve otomatik olarak çıkan zincirler bizi yakalamaya başladı. Ama bu zincirleri dodge'layabiliyorsunuz. Şu şekil gördüğünüz gibi koştuğunuz zaman genelde ıskalıyorlar. Bu açıdan değerlendirebilirsiniz yani en azından. Ama yine de güçlü. Bence kutuyu bulup çözmeniz lazım. Kutu katil kısmındayken gözükmüyor. Fakat survivor kısmında şu şekil kutuyu sarı bir şekilde görebiliyorsunuz. Kutunun yanına gidip alıyorsunuz. Ve sağ tıka basılı tutarak kutuyu çözüyorsunuz bu şekilde. Skillcheck falan da soruyor. Ve kutuyu çözdükten sonra bütün takım arkadaşlarınızın otomatik zincir yükünü kaldırmış oluyorsunuz. Şimdi gençler Pinhead'in stun animasyonuna bakacağız. Dayı bir şeye de tepki ver be. Şimdi palet kırma animasyonuna bakalım.
Volt animasyonuna bakalım. Oo, yarısı yok oluyor yanlış görmediysem bedeninin. Şimdi bir de yerdeki kurbanın sırtına alışını Sorayr açısından çekelim. Çok ilginç ve çok güzel. Gerçekten çok özenilmiş katile. Gençler şu şekilde. Şu an sağ tıka basıyorum. Zincirde olduğum için zaten elimi tuttu gördüğünüz gibi. Fener falan da gözükmüyor. Normalde fenerim var. Feneri kullanamıyorsunuz. Zincirlerden kurtulduktan sonra şu şekil gördüğünüz gibi kullanılabilir hale geliyor. Fakat fenerim yok oldu şu an. Şu an test server'da olduğumuz için bunlar minik bug'lar olarak adlandırılabilir. Şimdi kutuyu alıp çözeceğim. Ve çözerken katil yanıma ışınlanacak. Bakalım o nasıl gözüküyormuş. Kutuyu çözerken çok güzel bir müzik çıkıyor bu arada. Ve katil çok korkunç bir şekilde yanımıza ışınlandı. Şimdi gençler dolaptan alma animasyonunu önce dışarıdan izleyeceğiz. Ardından ben içine gireceğim ve öyle bakacağız. Evet. Bir şeyi de zincirle yapma be adam. Şimdi ben içerideyken alacak. Bakalım o nasıl olacak. Yine aynı animasyon tabii ki de. Biraz daha yakından görüyoruz içeride olduğumuz için. Kutu bu arada jeneratör yapmanızı engelliyor arkadaşlar. Kutudan kurtulmadan jeneratör yapamıyorsunuz. Jeneratör yaparken sizi tutarsa bu şekil animasyonunuzu iptal ediyor. Gerçekten çok baş belası, çok sinirimiz bozulacak diyebilirim. Saniye başı spam oluyor ve sizi tutuyor. Arkadaşlar test server'da olduğum için oyun bug'a girdi. Flash gördüğünüz gibi ayaklarımın arasında. Flash'ı öyle sürüyorum. Tuttuğum zaman böyle salak saçma bir şekilde açılıyor. Evet gençler şimdi duvar kırma animasyonunu gösterelim Pinhead'in. Evet şimdi jeneratörü bozma animasyonunu göstereceğiz. Evet gençler şimdi jeneratörden grepleme animasyonunu göstereceğiz. Wow man. Evet gençler. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni katil ve özelliği hakkında fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bu arada şunu fark ettim, karakterimizde zincir varken şöyle bir acı çekme, titreme içgüdüsüne bürünüyor. Bunu da şöyle göstermiş olayım. Tekrardan teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.